CHP'li Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği toplantıda PYD'nin terör örgütü olmadığını anlattılar. İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen Türkiye barış sürecinin bitişi, DAEŞ saldırıları ve yeni anayasa başlıklı toplantıda Sezgin Tanrıkulu, Suriye sınırında YPG ve PYD'den önce DAEŞ vardı, hükümet rahatsız değildi. DAEŞ bayrakları diğer tarafta sallanıyordu, AK Parti bundan rahatsız değildi. Ama kendi topraklarında farklı halklardan, Türkmenlerden, Araplardan oluşmuş PYD'den rahatsız. Hükümet neden Türkiye'ye yönelik bir eylemi olmamış, kendi halkını temsil etmeye çalışan bu örgütten rahatsız, bunu hükümetin açıklaması lazım diyerek terör örgütünü savundu. Kardeşim şimdi hazır kıtaları var PKK'nın. Biri tükenince birini görev alıyor. Biri tükenince birini görev alıyor. Mesela Kandil'de de Türkiye'ye hiç saldırmamış. Hiçbir eylemi yapmamış. Eğitim alan hazır kıtalar var. Ama bunlar Marksist-Leninist, Stalinist PKK yapılanması içerisinde ayrı bir devlet kurmayı amaçlayan, Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan bir yapı. PYD'nin en büyük amacı Türkiye'yi bölmek. İsterseniz gidip sorun. Türkiye'de bir Kürdistan oluşturmak, komünist Kürdistan oluşturmak, proletarya diktatörlüğü oluşturmak, dolayısıyla Türkiye'yi paramparça etmek. Bir mafya grubunda da bu olur. Yani henüz silahlı eyleme geçmemiştir, hazırdır. Ama bir olay olduğunda silahlı eyleme geçer. Burada henüz Türkiye'ye bir eylem yapmadılar denmesi çok yanlış. Ayrıca yedekleme oradan sürekli Türkiye'ye terörist gönderiyor PYD. Orada eğitiliyor ve Türkiye'ye gönderiliyor. Bunu MIT'in detaylı olarak anlatması lazım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde çok fazla belge var. O belgeleri ortaya koysun. Ve bunu demeye de gerek yok. Zaten adamlar açıkça Öcalan resmini ortaya koyuyorlar. Kızıl Yıldız'ı ortaya koyuyorlar. Komünist olduklarını, Stalinist olduklarını. Türkiye'de ayrı bir devlet kurulması gerektiğini, bunun için işte Abdullah Öcalan'ın önderliğinde mücadele yürüttüklerini, Stalinist olduklarını açık açık söylüyorlar. Yoksa karmaşık bir durum yok. Mesela YPG lideri daha yakın geçen gün bahar gibi yani Nisan-Mayıs aylarında burada yaptıklarımızın aynısını Türkiye'de yapacağız diyor. Ya adam daha ne desin ya? Yani henüz eyleme geçmedi demek çok çok yanlış. PKK'lıların da büyük bir bölümü eylem yapmamış oluyor. Ama sırası gelince eylem yapıyor. Bunlar da baharda harekete geçeceğiz diyorlar işte. YPG, PYD'nin askeri silahlı kolu. Yani PYD'nin yönetiminde olan askeri güç YPG. Dolayısıyla adamlar bir saldıracağız diyor. Marksist-Leninist, Stalinsiz diyor. PKK'nın birçok kolundan biriyiz diyor. Adam da diyor ki bunlar terörist değil. İşte onun için dedim Türkiye'de büyük mitingler, büyük toplantılar yapılsın. Bu adamların niyeti bozuk dedim. Yani dünya çapında Türkiye'ye karşı bir komplo var. Bunu anlamıyor adamlar. Daha hala futbol muhabbeti yapıyor. İşte evleneydim, köşeyi döneydim. Hayırlısıyla işte kendime iyi bir eş seçeyim, çoluk çocuğa karışayım. Yani memleketin altına uyuyor adamlar, adam görmezden geliyor.